YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben film Ölçer Kerem Akçı. Bugün sizlerle Netflix'te yeni başlayan Terzi'nin ikinci sezonu ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Size bakınca çok yorgun bir adam görüyorum sadece. Sen beni nereden bileceksin ki? O utan. Gülseren Buğdaycıoğlu ve Onur Güven Atom'un Terzi dizisi bu sene içerisinde ikinci sezonda yayınlandı. Özellikle yine Çağatay Ulusoy ve yönetmenlik koltuğunda Cem Karcı var. Ve bu ekip yine belli bir seviyeli sözünü veriyor. Zaten Salkım Hanım'ın taneleriyle işte Godfather arası bir yapı vardı. Burada hani ilk filmde, ilk dizideki karakterlere yeni eklemeler yapılıyor. İlk dizide Şifanur Gül aslında yani bilinmeyen bir isimdi. Hani daha önce birkaç şeyde projede olsa da dikkat çekici bir çıkış gerçekleştirmişti. Burada da devam ediyor. Olgun Şimşek yine çok iyi. Salih Baldem çok iyi. Yani Çağatay Ulusoy ama burada özellikle yine Daniel Day-Lewis olmak çabasıyla kontrolden çıkıyor. Ama özellikle yani ilk dizideki yani Cem Karcı'nın hani ilk bölümde de özellikle bir kurgucu, görüntü yönetmeni birlikteliğiyle dikkat çekmişti. Veysel Tekşahin ve Emrullah Ekim görüntü yönetmeni birlikteliği. Fırat Yükselir'in de müzikleri var. Yani dikkat çekici onlar tabii. Ya o açıdan da hani burada ilginç bir terzi gerilimi devam ediyor. Bir akıcılık, bir merak unsuru devam ediyor. Yeni ekleme olarak da Berrak Düzün Ataş gelmiş bu sefer. Burada tek böyle fark aslında burada yani Berrak Düzün Ataş için gelmesiyle beraber hani entrika eklenmiş. Yani Berrak Düzün Ataş ve Şifanur Gül'ü zaten Dimitri karakteriyle evleniyor. Onun üzerine ayrı entrikalar devreye giriyor ve yani Şifanur Gül'ün böyle bir Kara Melek'teki böyle Yağmur Kaşifoğlu kıvamında bir kimliği var. Diğer tarafta şeyin de özellikle işte Berrak Düzün Ataş'ta oradaki Sanem Çelik kıvamında bir böyle vamp bir kimliğe bürünüyor. Ya yani onun seksiliği ve bir sahne kimliğe dikkat çekici belli bir seviyeye sözünü veriyor. Çünkü özellikle ya yani Berrak Düzün Ataş daha ziyade aristokrasi temsillerinde böyle bir belli bir sahicilik aşılar ama onun haricinde döküldüğü performansları var. Burada öyle bir durum var ama çok da böyle iddialı bir yere götürmüyor bir yerden sonra. Özellikle bir şeyde hani dizinin sonuna doğru şeyin Basic Instinct'teki hani son Basic Instinct filmindeki arabayla Charleston'un gittiği sahne benzer bir şekilde devreye sokuluyor ama Crash kadar iddialı hale gelmiyor. Yani dizinin özellikle son bölümü hani 8. bölümde dikkat çekici bir ya moda tasarımı böyle ışıltılı bir hale geliyor. Onu söylemek lazım. 1980'lerden gelen böyle bir şeylerin sırların açığa çıkması vesaire derken dikkat çekici bir yapı bizi izliyor. Ece Sükan burada yine devam ediyor Suzi karakterinde. Murat Kılıç'ın rolü az bu sefer. Ama özellikle hani burada özellikle işte Salih Bademci yine ezip geçiyor Çağatay Ulusoy'u. Onu söylemek lazım ama Berrak Düzün Ataş o kadar iddialı değil. Yani Salkım Hanım'ın taneleriyle işte Godfather arası bir yapı olsa da yani Salkım Hanım'ın tanelerindeki oyuncu kalitesi çok böyle geride kalıyor burada. İşin doğrusu hani Zuhal Olcay'dan şeye işte Zafer Algöz'e bunun ötesinde şeyden özellikle işte diğer oyunculara kadar dikkat çekici bir kadro vardır orada ama burada hani bir tanesi bile o seviyede değil. Belki Olgun Şimşek oradaki isimlerle yarışabilir veya Salih Bademci olabilir ama onun haricindeki oyuncu kadrosu ya öyle bir seviyeye ulaşamıyor. Bu da kulüpteki oyuncu kadrosuyla da bu anlamda aslında biraz daha onlarla rekabete girmesini sağlıyor. Ya bu açıdan da biraz böyle entrika bölümü olmuş yani bu ikinci sezon. Entrika sezonu olmuş. Entrika sezonunda hani Kara Melek tarzı bir yani 8 bölüm izliyoruz biz. Ya yine bir akıcılık var tabii ki. Hani bir Terzi'nin dünyası ve House of Gucci'nin de yine üzerinde tabii. Yani Ridley Scott House of Gucci'de fazlasıyla tökezlemişti. Dizinin ilk sezonu biraz Saint Laurent havasındaydı şey olarak plastik yapısı açısından. Burada biraz daha plastik yapı daha böyle hani 8 bölüme çıkınca biraz devre dışı kalabiliyor zaman zaman. Yani biraz özensizlik devreye girebiliyor ama yine de
belli bir seviyenin yani akıcılık, merak unsuru ayakta duruyor sonuna kadar. Ya özellikle son bölüm dikkat çekici ve Şifanur Gül'le şeyin Berrak Tuzun Ataş'la arabalı paralel kurgu olan sayı bölüm güzel. Ama onun haricinde yani birkaç bölüm atılabilirmiş hissiyatı da bırakmıyor değil. Terzi'nin ikinci sezonunun son bölümü ışıltılı tamamlanıyor ve özellikle ikinci sezonu Kara Melek'e rakip olma derdindeki entrika, erotik gerilimi bölümü olarak anmak mümkün olabilir ama bunu özellikle yani Türkiye'ye uygun bir otosansür yaklaşımıyla ortaya koyarak evrensel olmakta zorlanıyor. Benim Terzi'nin ikinci sezonuna puanım 10 üzerinden 4,5. Sizin Terzi'nin ikinci sezonuna puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.